Hocam görüştüğümüz kişiyle kriterlerimiz uydu ama kalben ısınamıyorum. Yani bu devirde bir insanın kriterlerine ya da kendi denk birini bulması da çok zor. Sizce o insan ne yapmalı? İstaresi olumsuz çıkmış, kalbi de ısınmayan bir insan o durumda ne yapmalı artık? Birçok insan burayı ıskalıyor. Ben deneyimlerime dayalı olarak söylüyorum. Eğer ilk görüşmede karşı karşıya geldiniz, göz teması kurdunuz, ilk 2-3 dakika aranızda bir elektriklenme yoksa, siz ona ısınamıyorsanız, bana göre zorlamaya gerek yok. Artık ondan sonrası mantık evliliği olur. İkinci kez görüşelim. Biraz ısındım gibi sanki. Üçüncü kez, bu defa baskılar da var. Kızım, sen onun kimin oğlu olduğunu biliyor musun diyor. Oğlum, kimin kızı biliyor musun yavrucuğum? Böyle bir aile ele geçmez. Böyle bir aileyi kaçırma yavrum. Böyle bir aileyi kaçırma evladım gibi baskılar sonucu kişi bu defa gerçekten ısındı mı ısınamadı mı bunu karıştırıyor birbirine. Çünkü ısınması gerekiyor. Öyle bir mahalle baskısı var ki kıza oğlana ısınması gerekiyor. Bu defa doğallık bozuluyor Kemal Bey. Oğlan diyor ki ısındım herhalde, bilmiyorum ki, galiba ısındım diyor. Böyle bir şey değildir. Birileri sizin duygularınızı yönlendiremez. Duygular kendi içinizden doğar gelir. Bir tepki ortaya koyar. Saniyeler olur bu. İlk 3-5 saniyedir bu. Ben 2-3 dakika uzatıyorum. Uzatmalara da oynasınlar yani. Olmadıktan sonra devamını ben bırakın, noktayı koyun, gidin derim şahsen. Ama yok, devam edeceğiz dediğinizde yavan bir evliliğiniz olabilir. Tatsız, tuzsuz, baharatsız, sadece bir vecibe olarak algılarsanız evliliği ve mecburiyet duygusuyla devam edecek bir evliliğe dönüşebilir. Duygular olmazsa olmazdır. Peki, diyeceksiniz ki hocam, ısındıysa yetiyor mu? Hayır, tutuşturmak için yeterli diyoruz bu. Bir sobayı tutuşturmak için bir kağıt parçası lazım ya, yağlı bir odun lazım ya tutuşturmak için. Ama yağlı odun ve kağıt parçası sobayı ısıtmaz, tutuşturur. Sonra devamında o ısınma, elektriklenme yetmez. Davranış güzelliği, ahlak güzelliği, herkesin görev ve sorumluluklarını yapması, bu ayrı bir konu. Evliliğinin tutuşması için bu olmazsa olmazımızdır diyorum. Ben bunu söylerken izah etmemin sebebi şu, yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Hocam ısındıysam o zaman bitti. Hayır. Isındınız, sonra maddelere geçiyoruz. Niçin? 1- Ahlak güzelliği için. 2- Fiziksel güzelliği için. 3- Zenginliği için. 4- Asaleti için. Bu kriterler sonra devreye girecek. Önce ısınma, sonra kriterlere bakasın.